12. ünitenin bölüm sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Parantez içindeki fiillerin sıfatı müşebbehe kalıpları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Dakka yedukku çalma, vurma, ezme, ufalama anlamına geliyor. Saha yeshu eli açık, cömert. Mate teveffa ile eş anlamlı öldü, vefat etti. Şimdi bakıyorum A şıkkında sahin kelimesi var. Sahin sahadan ismi faildir arkadaşlar. Sahin A'yı eledim. Sıfat-ı müşebbeyi soruyor. Ondan sonra B şıkkında mayitun demiş. Mate yemütü. Mayit. Mate yemütü. Aslında maitun şeklinde gelmesi lazım. Ölü anlamda ma'yt. Mayit. Evet B'yi de eledim. E ee, D şıkkında dakik sahi E şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Sahaun mastar olarak gelmiş. E'yi eledim. D şıkkında dakikun mübalağa kalıbında gelmiş. Failun hazirun çok çok vuran, çok çok e, 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 ufalayan, ezen anlamında. Dakka fiili kapı ile kullanır mesela dakkal bab kapıyı çaldı. Dukkal babu kapı çalındı anlamında. Ama ezme ufalama anlamı da var. O yüzden dakik e, hani un haline getirme anlamı da var. Cevap C şıkkımız olacak. Bak eledim. Dakik sıfat-ı müşebbe, sahiyyun ve meyyitun. Evet. Birinci sorumuz C şıkkı. İki parantez içindeki fiillerin sıfat-ı kalıpları. Sehule kolay oldu lamiye susadı Feriha sevindi. Evet ne olacak arkadaşlar? Sehlun olacak değil mi? B'yi eledim. Sehlanı demiş. E'yi eledim. Sehlun tamam. Lamiye evet zam gelecek arkadaşlar. Zam an. Zam anı gelecek. Lamiyun, un ve zamiyun değil. zaman an olacak. Zaten ferih o da zaten ferihun ferhan değil cevap değişik ki, ferihun sehlun kolay zaman susamış sıfatı müşebbehe fe'lânü vezinde gelen sıfatı müşebbehe faalan Fe ferihun bakın ferih sevinç sevinçli anlamında mesela bir önceki derste hadirun görmüştük hadirun. Çok çok dikkatli, uyanık olan anlamında. Bakın. F ri, hun. Ha, zi, run. Ha, hadirun. Evet. Dedim ya arkadaşlar. Sıfatı müşebbehe ile mübalağa kalıpları çok karıştırılabilmektedir. Karıştırmama adına lütfen kodlamalarınızı iyi yapın. Cevap D şıkkı dedik. Üçüncü soru aşağıdaki terkiplerden hangisinde sıfatı müşebbehe yoktur. Şemsun muhrika yakıcı güneş arkadaşlar. Evet. E sıfatı müşebbehe diye yok zaten. A şıkkı. Muhrika ismi fail. Ehraka yuhriku ihrak muhrik. Şemsun sema mühendisi olduğu için muhrikatun mühendis olarak gelmiştir. Burada sıfatı müşebbehe yok. ismi fail var. Afifun nes. Evet. İffetli nes. Bak afif. Fa'il vezne gelen sıfatı müşebbehe. Mütevakkidü zin. Mütevakkid. Mütevakkidü zin e, ee, mütevakkit zihin zihin ee, şey mi acaba ya mütevakkit çalışkan anlamında mı? Çabuk kavrayan arkadaşlar. Mütevakkit. Çabuk kavrayan. Mütevakkidü zin. Keskin zekalı anlamında. Sıfat-ı mücebbehe. Leyyünül Yumuşak huylu demek. Leyyin sıfatı müşebbe. Evet. Cezdül meani. Bu da yine sıfatı müşebbe arkadaşlar. E, Cezdül meani anlamı Cezdül meani net. Anlamı net. Evet. Cezdül manası net. Kesin. Açık bir şekilde net. Sıfatı müşebbe. Muhrika burada ismi fail olarak gelmiştir. Mütavakkit. Tavakkada yetavakkadu tavakkudan mutavakkidun ismi fail olarak gelmiştir ama sıfatı müşebbe. Zihin. Buradaki zihin. Çabuk kavrayan. Evet. Evet. Yani e, sıfatım zihin diye baktım da arkadaşlar bir an hani zihin kelimesi mi acaba sıfatı de e, zihin kelimesi herhalde değil. Yani burada mütevakkit olması lazım. 4. Parantez içindeki sıfatım müşebbehlerin müennes dişi sığgaları sırasıyla hani asfaru safra'u gelecek. B'yi eledim. Taribun taribun evet taribun müennesi taribetun olarak gelmesi lazım. Adşanu atşa gelecek. Atşanetun gelmiş. Bunları direkt eledim. Atşetun değil. Atşa. Evet. Atşanu atşanani ıdaşun. Atşa. Atşa yani idaşun. Atşanu atşanani ıdaşun. Atşa. Atşa yani idaşun. Safra'u taribetun ve atşa gelecek arkadaşlar. Cevap E şıkkı. Parantez içindeki sıfatı müşebbehelerin müzekker oları atun neşit gelecek. O zaman enşadı eledim. Yani D'yi eledim. Şehbahu eşhebu gelecek arkadaşlar. Eşhebu o zaman C'yi eledim. Zekiyetun zeki gün gelecek. Zeki gün E'yi de eledim. A'da da şehebun var. Onu da eledim. Eşheb olması lazım. Evet. E'yi, D'yi eledim. Cevap B şıkkı. Neşit, aktif, çalışkan başarılı eşheb, zeki gün. Cevap B şıkkı. Parantez içindeki cümlede sıfatı müşebbenin mamülünün aşağıdaki okunuşlarından yanlış olanı gösteririz. Vasale ulaştı er adam el kerimi bakın fe'il vezne ama sıfatı müşebbe. Cömert adam neyi cömert ama? Nesebuhu nesebi soyu cömert adam. Buradaki kerim sıfatı müşebbe arkadaşlar. Ee, yine e, ne yapmıştır? İsmi fail gibi amel etmiştir. Nesebuhu nesebi cömert mamülünün. Vesela racül kerim nesebuhu. Yanlış olanı gösteriniz. Yanlış olanı. A yanlış değil. En nesebe nesebun. Evet. Yanlış olan E şıkkı olması lazım arkadaşlar. Çünkü bunu burada cer yapacak bir şey var mı? Yok. Bunu cer yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Vasale racül <laughs> ulaştı el kerim cömert e, neseben. Ha, mesela burada temiz olarak neseben, nesep yönünden, soy yönünden cömert olan adam ulaştı. Vasale racülül <laughs> kerim nesebun, nesep Yine burada fail olarak. Burada en nesebe eliflamlı getirmiş. hani en nesebe nesebi ulaştığı anlamında. Nesebuhu de fail olarak getirmiş arkadaşlar. Burada esre yapacak bir şey yok. Mamul yani hepsi de bu şekilde getirilebilir mi onu da bilmiyorum yani. Mesela nesebun olarak gelmez gibi geliyor bana nesebun. Neseben olur temiz. Ne cihetten? Nesep bakımından, soy bakımından cömert olan adam. Bu olabilir olabilir bu. Ama ne sabun şeklinde. Ama burada da şey kastediyor. Yani burada fail olduğu için raf alabiliyor. Herhalde onu kastediyor. Cevap E şıkkı olacak. Yani e, hiçbir şekilde bunu esre yapacak bir şey yok. E, esreli gelemez arkadaşlar. İki şekilde cümleler esreli gelebilir. Ya önünde harfi cer olacak ya da muzafın ileyh olacak. Başka bir e, şart. Ha bir de mesela atıf kendinden öncekine atıf olursa bu ayrı mesela. Mesela önceki harf esredir ona atıf ediliyor. Matuftur. Esre gelebilir veya sıfattır. mevsuf esredir. Esre olabilir. Ama onlar tabi olduğu için esreli gelir. Kendisinin esre alabilmesi için ya önünde harfi cer olması lazım ya da muzafın ile. Aşağıdaki ayette zahir isim üzerinde amel etmiş olan sıfatı Şebeyi gösteriniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bima rahmetin Allah'ın rahmetiyle min Allah Allah'tan gelen rahmetle linte yumuşak oldun lehum onlara ve eğer ki künte olsaydın fazlan katı kaba galizel kalp katı kalpli olsaydin len fellu elbette dağılıp gideceklerdi min havlik etrafından dağılıp gideceklerdi. Sıfatı müşebbe arkadaşlar. Nedir burada? Galiz kelimesi değil mi? Galiz Galizel kalp, katı kalpli sıfatı müşebbehe. El kalbul galiz olarak da getirebilir. Sıfatı müşebbeyi burada isim tamlaması şekline getirmiş arkadaşlar. Galizel kalp. Peki aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere getirebilecek en uygun sıfatı. Kâne Harun Reşid. Harun Reşid idi. Ediben. Edebiyatçı edip idi. Nasıl? sıfatı müşebbeh diyor arkadaşlar. Fatın ismi faildir. Fatinen değil mi? Fatinen. Fatinen. Zeki yani akıllı, zeki bir edebiyatçıydı. Hafiden, hıfseden lil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i hıfseden hafız. Kesir al ilim. Bakın kânenin haberi daha neydi? Çok ilim sahibi. Kesir sıfatı müşebbehe. Selime zevk. Zevk. Alan anlamında selim. Zevk, tadan. Ceri'en fil hakkı. Hakkı e, ceri. E, hakkı koşan anlamında herhalde. Ceri'en fil hakkı. Hakkı söylen. Ceri kelimesine bir bakayım arkadaşlar. Cera koşma demek ama Ceri. Hmm. Ceri arkadaşlar koşma anlamında gelmiyor. E, şeyden cüretkar, girgin, gözü pek cesur anlamında. Evet, hatta cesur, hak konusunda gözü pek. E, mühiben indel amme. Mühib, o kadar çok kelime var ki, mühib, heybetli, heybetli, gösterişli, indel amme, amme, e, genel, hası, özel, işte Genel ve özel anlattı. Yani genelde ve özelde böyle gösterişli, heybetli olan. Peki burada Alimen Ediben Alimen. Alimen de gelebilir. Hamiden Hamdeden bir edebiyatçı. Burada şu an eleyebileceğimiz A şıkkındaki Fatinan. Eee ve D şıkkındaki mükrimen. Mükrim ismi faildir arkadaşlar. Evet. A'yı eledik. ismi fail. D'yi eledik. ismi fail. Ee, ekrame, yükrüm, ikrame, mükrim. Ama alim, hamid, fatina. Hamidi de manadan eleriz. Hamdeden edebiyatçı diye. Yani sanki bilgin. Alim daha güzel veya fatin. Fatina zekim. Bakalım. Ve kâne yuhibbu şairleri severdi ve yut, ve yutîhim onlara verir el Ata, hediyeler, hediye verir onlara. Nasıl? El kalil, az hediye. Değil el cezil, daha uygun değil mi? Çok hediye verir. El cezil. Beşik. Kalil de gelebilir. Yani el kalil de uyabilir. Müzekker, müzekker. Ama mana olarak uymuyor. Ve yaklaşır minhu. Ona yaklaşır kim? Ehlül edib. Edebiyatçılar ve din. Edebiyatçılar ve din ehli kendisine yaklaşır. Onu sevip ona e, hani sevgi bakımından ona yakın olurdu. Denna yüdenli yaklaştırma. Min ile kullanılır arkadaşlar. Kendisine yaklaşır. 8B olacak. Arkadaşlar 9. Parantez içindeki sıfatı müşebbehelerle sabit bir nitelik kastedilmez ise. Hangi kalıplara? Esifun. Sürekli üzgün olan ama sabit bir nitelik yani bir sıfat müşebbehe değil de bir anlık üzüntü içerisindeyse asifun olur. Asifun. Dolayısıyla C'yi, D'yi, esifen zaten aynısı. E'yi eliyorum. Ne kaldı? A ve B. Fetinun hem mübalağa kılımıdır. Fetin hem de e, yani sıfat-ı müşebbehedir arkadaşlar. E, ancak tabi burada sıfat-ı müşebbehedir. Fetin. E, ve sabit bir nitelik yani sıfat özdeşleştirecek bir sıfat olarak kabul edilmezse ismi fail olarak gelir. Fatin. Asif üzgün. Fatin zeki. Onun aşağıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylemez? Aşağıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi? Kâlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idi. Baiden gelmesi lazım normalde. Uzak idi. Ancak burada e, muhtemelen evet Baide ma şeklinde muzaf olarak gelmesi o zaman. Baide ma ol bir şeyin uzağıydı ki beynel menki beyin iki omuz arası uzak olandı. Azimel cümme Azimel cümme Cümme arkadaşlar şey cübbe cübbesi azim büyük ila şahmeti üzney yok pardon cümme değil ya Cümle arkadaşlar saç saç e, saçı e, uzun nereye kadar? ile Şahmeti üzüney kulak yumuşağına kadar saçı uzun. Aleyhi vardır. E, üzerinde ne? Hilletün. Hille. İşte bu. Eee değil mi? Üzerinde hülletün e, cübbe arkadaşlar. Hülle elbise üzerinde hamraal kırmızı bir elbise var. Ma ra'aytu görmedim şey en hiçbir şey kattu asla şimdiye kadar nedir görmedim ehsene min ondan daha güzelini şimdiye kadar ondan daha güzelini görmediğim bir kırmızı cübbe var üzerinde kırmızı cübbe olan e, evet saçın azim yani saçı kulak yumuşağına kadar uzun olan ve iki omuz arası geniş olan idi. Ba'ide ma beynel menkıbeyn. Terbi sıfatı müşebbehe failine muzaf olmuş demiş. Şimdi muzaf olmuş tamam bu bir dursun. Muzaf olmuş. Ba'ide muzaf olmasa ba'iden olarak gelmesi lazım. Ahsene min sıfatı ismi taftil kalıbında gelmişti. Doğru. Ahsen. Tabi burada meful olduğu için görmedim gö ben. Neyi görmedim? Şeyen. Ne olarak? Ehsene. Daha güzelini. Meful olarak geldiği için e, şeklinde diyoruz. Ama yine ismi taftil kalıbıdır. B'yi eledim. Azimel cümme sıfatı şu mamülüne muzaf olmuştur. Azim. Azim el cümleti. Azim nedir arkadaşlar? Sıfatı müşebbehedir. Burada mamülü cümmedir. Aslında şudur. E, azimen el cümmete. Azimen. Azimdir. Neyi? El cümmete şeklinde. Ama sıfatı müşebbeheleri isim, isim tanımlaması şeklinde getirmiş. Yine buradaki cümme kelimesi aziminin mamülüdür. Mamüldür arkadaşlar. Mamülüne muzaf olarak gelmiştir. Evet sıfatı, ismi fa, e, sıfat olarak gelmiştir. Evet hamra kelimesi Ahmaru ismi taftilin mühendis sırgasına olan hamra hulle kelimesine sıfat olarak gelmiştir. Hulletun aleyhi üzerinde var. Öne geçmiş. Şimdi cümle mukaddem haber. Ne var? Hulletun bir elbise nasıl hamra o kırmızı gayrimusarruf olduğu için temin alamıyor. Sıfat olmuştur arkadaşlar doğru el cümme terkibi azîmetun cümmetu şeklinde ifade edebilir. Çok güzel. He, azîmetun olacak. Bak azim değil. Neden? Çünkü cümme kelimesi azim kelimesinden faildir. E, fail mühendis olduğu için azimetun olarak mühendis gelmesi lazım. Dolayısıyla bu şekilde gelebilir. Azîmetun azimdir, büyüktür. Nedir? Ne? Cümmetu onun e, saçı. Cümme onun saçı arkadaşlar. Cümme. Yani bu daha doğrusu saçın arka tarafındaki olan kısım. Ee, bu da doğru. A şıkkında arkadaşlar muzaf olması doğru. Burada gerçekten biraz zorlamışlar. Ama muzaflık faille değil. Bak. Neye? Muzaf. Ba'iden. Uzak idi. Uzak olan kim? Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Faili tahtında hüvedir. Sıfatı müşebbehe. Peki neye uzattı? Ma ol bir şey ki beynel menkibi. İsmi mevsuldür ama burada beynel olan sıla cümlesinin yerini tuttuğu için arkadaşlar e, mamulüne yani mef'ule muzaf olmuştur. Faile değil mef'ule muzaf olmuştur. Cevap aşıkkı olacaktır arkadaşlar. 11. Ayet-i kerimesindeki sıfat-ı mücebbeler. Hâdâ <laughs> azbun. Bu tatlıdır. Furatun. Furat da tatlı, azbun da tatlıdır. Ve haza milhun bu tuz ucaç. Milh e, mil tuz demek. Ucaç tuzlu. Tuzlu, acı tuzludur anlamında. Evet, sıfatı müşebbeler tamam. Azbun Furat. Milhun sıfatı müşebbehe mi? Mil. Milhun değil herhalde ya. Milhun sıfatı müşebbeh değil ki. Tuz demek yani. Fi'lun vezni. Tuzlu değil ki. Mülehhin olsa, mülehhip tuzlu olabilir. O tuz kendisidir. Sıfatı b değil. O yüzden B'yi eledim. Milhum var c'de, C'yi eledim. Milhum var d'de, de D'yi eledim. Cevap E şıkkın. Ucaç, azbun, furatun. Evet. Azbun, faalun vezinde, fualun vezinde, furatun. Ve evet. Ucaç, yine fualun vezinde, Milhun arkadaşlar. Milhun tuzun kendisidir. Mülahhin olsa olur. Evet. E şıkkı. 12. Ellezî câle lekum mineşşeceril ehtari nâran. ayet sıfatı müşebbeha. Ellezî câle. Öyle ki o Allah ceale kıldı leküm sizin için mineşşecer ağaçtan el ahtar yeşil ağaçtan naran bir ateş اختار evet. kelimesi ismi tafdildir, sıfatın mücebbedidir, şecere sıfatı olarak gelmiştir ve bunun müennesi nedir arkadaşlar? Hadrau, ahdaru, hadrau, asfaru, safrau, ahmaru, hamrau, azraku, zalkau. ebyalu, beyda'u, esvedu, sevda'u. Hepsi bu kalıpta gelmiştir, gelmektedir. 13. Yahsebuhu zam'an ma ma'an. Kim ayet kelimesi sıfatı müşebbih müennes sıgası. Yahsebuhu onu zannediyor. Elne, el ne zam'anu susamış. Ma'an suya, suya susamış zannediyor. Zam'anu arkadaşlar bunun e, zam'anu müennesi Atşanu gibi. Atşanu, atşanane. Veda şun Adşa Zam arkadaşlar. Zam Sonunda ye olacak. Zam anu. Bakın ben kodlamışım. Atşanudan kodlamışım. Zam anu. Zam Atşanu, atşa. Zam değil arkadaşlar. En çok karıştırabileceğiniz D şıkkı. Zam değil. Bu ismi taftillerin gelecek müennes yapısı. Yukarıda gördüğümüz ahmaru hamra'l atşa zam'anu zama. 14. soru. Hadis-i şerifindeki altı çizili kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kelemetan iki kelime var ki hafifetan nasıl kelime? Hafif neye? Alel lisan, lizana hafif. Sekilatan ağır fil mizan, mizana. Lisana, lisana hafif mizana ağır, ağır iki kelime. Daha Habibetani sevimli ile Rahman. Rahman'a da sevimli iki kelime. Nedir o? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. İlgili hangisi doğru değildir? Sıfatı müşebbeh midir? Doğru. Hafif, sakil, habib. Tesniye midir? Doğru. Sıfat mıdır? Kelime taneye sıfat olmuşlardır. Doğru. Müennes kalıpta mıdır? Hafifetan müennestir. Müfretleri hafif, sakil, habib en çok karıştı. Doğru gibi değil mi? Doğru arkadaşlar. Doğru. Ama hafif değil. Bizden ne diyor? Hafifetun. Mü müfretleri sakiletun, habibetun. Evet. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktır. Evet. Hafife, sakile, habibe. Yani müennes olduğu için arkadaşlar. Hafife, tani, müfredi, hafifetun. Cevap D şıkkı olacaktır. 15. Et tabibu neşitun fi amel cümlesinin sıfatı aşağıdakilerin hangisine fiil cümlesi yapılmıştır? Fiil cümlesi mi diyor? Fiil cümlesi. O zaman hemen isim cümleye eleyeyim. Bu kadar basit. A'yı eledim. B'yi eledim. C'yi eledim. Neşita. Amelut tabib. D'yi de eledim. Amelut tabib. İsim tamlaması burada. Doktorun işi. Cevap E şıkkı. Hiç anlam bilmezsen bile. Ama bakalım. Tabip doktor nedir? Neşitun. Aktif canlıdır. Fi ameli. işinde çalışkandır, başarılıdır, aktiftir, neşittir. Burada neşit sıfatı müşebbeh ediyor. Bu, bu sıfatı Fiil olarak. O zaman neşita aktif oldu, hareketli oldu. Kim? Et tabib, doktor. Fi ameli işinde. Evet arkadaşlar soruları iyi anlamaya çalışalım. 16. Şecu'al mücahid. Şecu'a cesur oldu. El mücahid. Mücahid fiil savaşta. Sıfatı müşebbeh ile ifade edilmiş şekli. Şecu'a mı? Şuca. Şuca kelimesi. yeşÇuf müzarif fiilidir. A'yı eledim. Şaci ismi faildir. C'yi eledim. Şeca'a mastardır. D'yi eledim. Bir şeca mastar E'yi eledim. Hop. Şuca kelimesi. El mücahid. Mücahid nedir? Şuca'un cesurdur. Yiğittir. Fil harbi savaşta. Cevap B şıkkı olacaktır. Yeşcu. Seca yeşcu. Birinci baptan. Cesur oldu. El mücahid. Mücahid savaşta cesur oldu. Fiil. Mücahid, mücahid nasıl şacun, cesur olan mücahid, fil harbi. Savaşta cesur olan mücahid. Burada bir cümle bile yok yani. Savaşta cesur olan mücahid. Ee, isim tamla şey sıfat tamlaması nasıl mücahid? Cesur olan şacı ismi faildir. Ee, bakın fil harbi de meful olarak tahtındaki şecafinden meful olarak almıştır. Şecaatul Mücahidi Mücahidin cesaretliği fil savaşta el -harbu savaş bi şecaatil mücahidi Mücahidin cesareti ile anlamında cevap B olacak. <laughs> Adışa racül minel har Adışa susadı er adam minel har sıcaklıktan tarikun necah başarının yolu diyor. Boşluğa uygun gelen sıfatı müşebbehe. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Min harfi cerinden sonra elif lam takısı ile gelmiş Elhar kelimesine gelecek olan sıfat el takısı ile olacak. O zaman el takısı olmayanı hemen bir eleyim. Ve el harri tekil olduğu için çoğul olanı da eledim. Geriye iki şıkkım kaldı. El mürtefi yüksek, eş Evet e, yine bu da şiddetli anlamında. Eğer harekesi esre olmasaydı direkt onu da elerdim. Tarikun neca başarının anahtarı demiş. E, şey anahtar diyorum. Tarikun neca başarının yolu kasırın kısadır, sabun zordur. Kısadır. E, el mürtefi minel harri şedid. Tabi Şimdi e, sıfatı müşebbes mürtefi ismi fail arkadaşlar. İrtefa yer irtefe. mürtefi ismi fail sıfatı müşebbes şedid A şıkkı. Cevap A olacak. Şedid. sarbun, Kasırun da ismi fail. Bakın evet. Kasır ismi fail, el mürtefi ismi fail. Bize neyi soruyor? Sıfatı müşebbes. O zaman A şıkkı. Şedid de sıfatı müşebbes. da sıfatı müşebbedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatı müşebbehe amel etmemiştir? Etmemiştir. Halidun. Halid nakiyyun temizdir. <laughs> Kalbuhu. Kalbi temizdir. Temiz olan Halid <laughs> olsa da aslında maddi değil. Onun kalbi temizdir. Kalbi kastediyor. Amel etmiş burada. Haber olarak gelmiştir. Aynen e, mübalağa gibi, ismi fail gibi amel edecek arkadaşlar. Ra'aytu ben gördüm racülen bir adam, tavilen uzun bir adam. Neyi uzun? Yeden. Eli. Eli uzun bir adam. Amel etmiştir. Eşşücağ. Cesur, mahbubun, sevimli, insanlar tarafından sevilir. Evet burada şüca e, sıfatı müşebbedir. Amel etmemiştir. Müpteda haber. Salih nedir? el vafi. Vefalı. El-Vadi. Evet. Şimdi bakın burası esre gelmiş. El-Vadi dediğine göre Salih nedir? Vefi-Gül-Vadi. El takısı olmayacak burada. Yani Burayı kopyala yapıştır yaptılar herhalde. Salih'un. Salih kimdir? Vefi-Gül-Vadi. Sözüne sadık olandır. Aslında salihun, sadık nedir? Vefiyyun, sadık neye? Va'dehu, va'dehu sözüne. Va'd kelimesi vefi olan sıfatı müşebbet eden meful olarak yani mamülüdür. Meful olarak gelmiştir ama isim tanıması şeklinde geldiği zaman e, cer alametini alır. Çünkü muzafileye olur. Vehebe gitti veledun. E, bir çocuk cemil nasıl güzel bir çocuk gitti Neyi güzel? Neyi güzel ama savtehu olması lazım. Evet savtehu sesi güzel. Cemil savtehu sesi güzel bir çocuk gitti. Sıfatı müşebbet Cemil savt olan mamülünü arkadaşlar kendisine meful olarak almıştır. Lafzen fetha ile etmiştir. Amel etmeyen 18'deki C şıkkı arkadaşlar şucağıdır. 19 sıfatı müşebbet şebihil şebi bil mef'ul. Evet mef'ule benzeyen anlamında. Şebih benzeyen. Sadikun sadık el cemil. Yine burada da aynı hata yapmış. Ee, sadık nedir? El cemil. Güzel sadık. Es savtu demiş. Et evet, savtehu. Güzel olan. Es savt. Sadık nedir? El cemil. Güzeldir. Neyi güzel? Şimdi güzel olan ne? Es fail olarak değil mi? Savtuhu es sautu. ses. Savtuhu demesi lazım. Niye el takısı kullanıyor ki? Savtuhu. Güzel olan ne? Ses. Onun sesi. Yani savtu sadikin. Savtu sadikin. Sadığın sesi. Aslında bu yani. Savtu sad sadığın sesi nedir? Cemilun. Güzeldir. Evet. Halidun. Halid el-Hasen. Evet. El taks olmayacak. Kimdir? Hasenül Veci. Yüzü güzeldir. Çünkü bakın isim tanıma şeklinde getirilmiş. Hasenül Veci. Evet. Yine burada meful. Bir almıştır. Cemalün nekiyyün. Temizdir. El kalbe. Kalbi temizdir. Salihun tavilun. Salih uzundur. Yedun. Yeduhu. Salih uzundur. Yeduhu onun eli. Uzun olan ne? El. Onun eli. Yani yedu salih anlamda. Sadıkun cemilun savtuhu. Evet. Her şükür bunu doğru yapmış. Sadık cemildir. Ne güzeldir. Savtuhu onun sesi. Sesi güzel olan sadık. Güzel olan şey ses olduğu için arkadaşlar raf haline getiriyoruz sev sautuhu Peki burada eee şebi bil meful alan arkadaşlar C şıkkı. Bakın şebi bil meful. Cemal nakiyyun Evet 19'a bakarız yine. C şıkkı olması lazım. El kalbe meful olarak almıştır. Acaba şeyi mi kastediyor? Şuradaki isim tam olsa veci kelimesi de e, şeydir. Evet. 19'a ne demiş? 19 C demiş. Evet. Hani e, Halid'un Hasan'ül Vaci. Yüzü güzeldi. Buradaki vaci kelimesi de arkadaşlar nedir? Hasan olan sıfatı müşebbehenin mef'ulüdür. Mef'ulüdür. Ancak isim tamlaması şekline gelmiştir. Ama yine mefuldür. Hani acaba dedik onu mu? E, Şebi meful arkadaşlar, C şıkkı. Demek onu kastediyor. Zaten bu zaten mefuldür. Yani mefule benzeyen değil ki. Bu zaten mefuldür. Hani e, burada amel etmiştir, amel etmiştir. Nakı temiz, naka tahtındaki naka filinden meful bir sarı olarak gelmiştir. Evet, 19 C olacak. 20 şu benim mamul aşağı hangisindeki gibi söylenemez. Halidun <laughs> el-Hasanul vecih. El-Hasan niye demiş ben onu anlamadım. El burada isim tamlaması. Hasanul vecih demesi lazım. Hasanul vecih isim tamlaması var. Evet, eee Cemalun bu isim tamlaması şeklinde söyleyebiliriz. Cemal nakiyün temizdir kalben. Kalben, kalbi olarak, kalp cihetinden doğru gelebilir bu şekilde. Salihun tavilun yedun el olarak Eli, el uzundur. Yeduhu onun eli yeduhu. Tarikun Tarık en nakiyyu kalbi kalbi temizdir. Nakiyyu Nakiyyu ha tamam. Şöyle. Tarık en kalbin bu bu şekilde kalbin şeklinde gelemez arkadaşlar. Böyle söylenemez. Nakiyyul kalbi el takısı olması olur. Nakiyyul kalbi olur. Ama nakiyyu en nakiyyü kalbin diye bunu cer edecek bir şey yok burada. Bu şekilde söylenir. Ahmet el cemil. Güzel. Ne savtuhu. Sesi. Güzel olan ne savtuhu. Sanki böyle neyi güzel gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Neyi güzel? Savtehu diyesi var. Sesi güzel. Ama o zaman sesi güzel dedim ama saut kelimesini Ahmet'in arkadaşlar mefulü yapmış olur. Ama biz onu fail yapacağız. Aslında güzel olan Ahmet değil, onun sesi olduğu için tuhu O yüzden fail olarak getiriyoruz. Cemil tahtındaki cemule fiilinden arkadaşlar ee, fail olarak ee, getiriyoruz. Evet sıfatı müşebbeler lazım fiillerden yapıldığını söyledik. Cemil sıfatı müşebbedir. D şıkkı olacaktır 20. soru. Peki arkadaşlar karınca kararınca dilimizin döndüğünce acizane ifade etmeye çalıştık bildiğimiz kadarıyla. E, sürçü lisan edilirsek affola videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı e, başkalarına da ulaşmasına, ulaşmasına vesile olmayı unutmayalım. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Sınava az kaldı. E, Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip etsin. E, Arapça gerçekten e, arkadaşlar biraz gayret istiyor. E, çünkü bazı öğrenciler hocam çalışıyorum çalışıyorum bir türlü anlayamıyorum söylüyor. İşte burada biraz daha dikkat biraz daha artık kendinize uygun bir yöntem mi bulmanız lazım veya kodlama yapmanız lazım. Ee, bu şekilde arkadaşlar umarım anlayabilmek nasip olur diyelim. Allah'a emanet olun selametle kalın.